Hangi sefihlik Hakk'ın en açık, en belirgin mesajını yalancılıkla geri çevirebilir ki? Yani varlıkta, alemde, yerlerde, göklerde ve insanda yegane tek bir ilahtan gayrı ilah olmadığı gerçeğinden daha öncelikli bir gerçek yok. Yani iki kere ikinin dört bile bundan daha önde değil. Bundan daha açık, bundan daha belirgin değil. Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve. Cenab-ı Hak dedi ki Allah buna şehadet ediyor. Melekler buna şehadet ediyor. Ve kendilerine ilim verilenler kaimen bil kıst, kısta ölçüye riayet edip onu ayağa kaldıranlar Allah'tan gayrı bir ilah olmadığına şehadet ediyorlar. Bu birincil en ön sıradaki, en varlıktaki belirgin hakikati yalan ile refüze ettiler. Yalandır dediler. Gerçek değil bu senin söylediğin, sen de bir yalancısın dediler. Bu kadar en açık hakka yalan isnadında bulunmak. İşte bundan daha büyük sefihlik yok diyor müfessir. Haklı, bu kadar çarpıtılabilir. En doğru bilinenin yalan iddia edilmesi bu kadar yol tersine yürünebilir. Ve tekebburun anil inqiyadi lil murşidina ve nusahai. Yol gösteren bir kimseye, nasihat eden bir kimseye karşı bundan daha büyük bir diklenme söz konusu olamaz. Ve inqada kalbuhu ve qalibuhu li kulli şeytanin marid. İşte böyle sefihlerin hem kalbi hem kalıbı şeytana artık meyletmiştir ve şeytana boyun eğmiştir. وَوَضَعَ الْعِبَادَةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا. Böylece kulluğu da başka bir yere yerleştirmiş oldu. Yani Allah'a olarak çağrılan kulluğu reddetti. Allah'a yapması gereken kulluğu bu kez şeytana yapmaya devam ediyor. Niçin? Ey kavmim Allah'tan gayrısına kulluk etmeyin, ondan ayrı bir ilahınız yok mesajını reddediyor. Çünkü Allah'tan gayrısına kulluk ediyor da o yüzden. Ondan gayrı ilahlar da icat etmiş kendi çapında. O yüzden reddediyor. فَعَبَدَ مَنْ لَا يُغْنِي عَنْهُ شَيْئًا. İşte bu sefihler kendilerine herhangi bir yarar sağlamayacak varlıklara kulluk ettiler. Onlardan hayır ve şer beklediler. Onlara uluhiyet izafe ettiler. Onların da Allah Azze ve Celle'nin bir şekilde yanında değerli olduğunu, katında itibarları olduğunu, kendi kulluklarını bu putlara, bu putların da Allah'a yansıttığını, böylece sonuca daha rahat kavuştuklarını vesaire, belli mekanizmalar. Artık onlara sesleniyor, Allah'a seslenir gibi. Onların da kendilerini Allah gibi duyar ve yetişir olduğunu değerlendiriyorlardı. Kureyş müşriklerine kadar putperestlikteki bu mekanizma şöyle ya da böyle hep devam ede geldi. Bugün de benzer şekilde eğer Allah Azze ve Celle'nin yerine koyup bir varlığı, nesneyi yahut kimseyi çağırıp onun kendisi hakkında tam bir bilinçle onun halini, ahvalini bildiğini, dolayısıyla da sıkıntısına yetişebildiğini zannetme şablonu, aynı şablonun ta kendisidir. Dolayısıyla bunu ister Hristiyanlar Hazreti Mesih için yapsınlar, ister bir putperest bunu herhangi bir put için yapsın, hiç fark etmez. Allah Azze ve Celle'ye duanın yerine başkalarını koymak ve onların hayır ve şerri kendilerine ulaştırabileceklerini ve nerede olurlarsa olsun gaybı bilip yetişebileceklerini sanmak. Bu bahsettiğimiz din anlayışı işte yer yer söylüyorum kreklenmiştir anlayışı. Yani vahiyden, tevhidden gelen o la havle ve la kuvvete illa billah. Güç, kuvvet, hiç kimsede böyle bir şey yok. Ancak hepsi bütünüyle Allah'ın elinde anlayışının yozlaşmış bir versiyonu. Artık orada kuvvet parçalı, artık orada şunlar bunların da belli tasarrufları söz konusu. فَعَبَدَ مَنْ لَا يُغْنِي عَنْهُ شَيْئًا.
minel eşcari kalkar ağaçlara tapar, ehvel ehcari taşlara tapar. Diyorlardı ki bunların içerisine Allah'ın kızları yani melekler gelip yerleşiyorlar ve onlar Allah'la aramızdaki iletişimi tamamlıyorlar. Yoksa biz kimiz ki Cenab-ı Hak'la doğrudan muhatap olalım? Allah bizim direkt yüzümüze bakar mı? Sen herhangi bir kimsenin doğrudan huzuruna çıkabiliyor musun? Doğrudan istesen ulaşabiliyor musun? Tabii ki bu aracılara ihtiyacımız var. Biz onlara ileteceğiz. Onlar da Allah'a iletecek. Böylece Allah'la aramızdaki köprü kurulacak derken aslında şirk köprüsünü kastediyorlardı. وَاَيُّ كَذِبًا ve hangi bir yalan, yalancılık اَبْلَغُ daha açık, daha belirgindir. مَنْ كَذَبَ مِنْ كَذِبِ مَنْ نَسَبَ هَذِي الْاُمُورِ اِلَى اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Hangi yalancılık Allah'a bu tür şeyleri izafe etmekten daha büyük bir yalancılık olabilir ki? Cenab-ı Hakk'ın dinine bir şekil, Cenab-ı Hakk'ın dinine bir intizam verdiler. Artık kulların dilinden sadece ya Allah, ya Allah değil, ya Yağuth, ya Menat, ya Uzza gibi putların da isimleri yahut cisimlerin isimleri, işte ey şu cisim, ey şu gök cismi, ey şu yıldız vesaire yahut kendileri gibi insanların isimleri dökülmeye başlandı. Böylece Allah Azze ve Celle'nin yanı sıra kulluklarını sergiledikleri başkalarını edindiler. O yüzden Hazreti Nuh geldiğinde de aynı şeyi söylüyor. Ya kavmi ibudullaha ma lakum min ilahin gayru. Sadece Allah'a kulluk edin. Ondan gayrı bir ilahınız yok. Bırakın şu diğerlerini. O gidiyor, Hazreti Hud aleyhisselam geliyor ki Ad kavmini ele alıyor bu ayet. Onun da söylediği şey aynı şey. Allah'ı tanıtmıyor, yegane ilahı onlara anlatmıyor. Ondan gayrısını bırakmalarını mesaj olarak getirmiş. Sadece ona kulluk etmelerini. اُعْبُدُ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَّهِنْ غَيْرُ. Çünkü arıza burada. Arıza tanrısız olmaları değil, çok tanrılı olmaları. Arıza Allah bilmemeleri, ilah tanımamaları, böyle bir şeyden bir haber olmaları değil. Çok tanrıları, yani Allah yanı sıra başka tanrısal varlıkları da sahip oldukları için sıkıntı şirk üzere büyümüş ve gelişmiş.